Şekilde. Evet. D'si deneyim. Deneyim. Araştırma. Araştırma. Diyelim ki pastadan biri gelecek, işlerini burada anlatacak ama bunu şeyden her gün anons edeceğiz basında. İlgilenenler gelip gelecek. İşte biri gelecek, mavi yemiş anlatacak, gelecek. Bunun fındıkla ilgili toplantı olacak, gelecekler. Veya sanatla ilgili bir şey yapacağız. Öncesinden bültenlerde bu yayınlanacak. Bültenler yayınlanacak, ilgililer gelecek. Eğitimde kullanacağız burayı. Evet. Bu davetin E'si, davetteki V'den sonraki E, eğitim olacak. Buraya herkes orduda, kim olursa olsun, Bilgertepe'den, Akkuş'tan, Ünye'den, ordudan, kimin ne tecrübesi varsa gelip burada önceden anons edeceğiz. Bir hafta 10 gün önceden. Adam gelecek, mesela bir yaşlı bir hekimse, evet. Yani gelecek burada. Ona mühendisse onu anlatacak. Bir hoca ise, öğretim üyesi onu anlatacak. Veya ne bir sanatçıysa sanatla anlatacak. Evet, tecrübelerini tamam paylaşacak. Evet. Sen geleceksin, devre su işlerinde davet yaptıklarını anlatacaksın. Yani orduda millet dedikoduyu bırakacak. Herkes düşünen tecrübesini ifade edecek. Faydaya dönüştürecek bir kişi. Evet. Anlatabildim mi? Yapacağımız şey bu. Sayacılar aşağıda ürün kısmında gösterelim, tamam mı? Evet, sen tablada tek şuna bakarsan şu üzerine iner. Tadil edilmiş hali. Evet, doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi bu bir atlattan mı gidiyoruz? Evet, şu zemin katı tadilat görmüş hali başkanım. Güvercinde var. İşi biz burada bitireceğiz. Birinci amaç bu. Dolayısıyla davetin T kısmı burada olacak. Tamam mı? Ticaret kısmı. Tamam mı? Çünkü 19 tane de helikopter pisti yapıyoruz. Tamam mı? Helikopter pistlerimiz de olacak. Yani burası birden bir atılım yapacak. Büyük bir atılım. Yer istediniz. Biz size bir yer verdik. İkinci gün çık. Başka bir yer. Buranın ismi Davet olacak. Davet Merkezi diye bir isim taktık. Buradaki D deneyimi ifade ediyor. Herkes gelip tecrübelerini, deneyimini burada anlatacak. İkincisi A, davetin A'sı araştırma. Burada her konuda araştırma yapılacak, Ar-Ge yapılacak. Üçüncüsü V, verimlilik. Burada da daha verimli bir ordu, daha verimli bir hayat nasıl sürdürülür? Hem yaşam kalitesi açısından hem de projelerin verimli açısından ele alacağız. Ondan sonraki E, davetin V'den sonraki E'si eğitim. Burada herkes bilen bilmeyene öğretecek, gösterecek tecrübelerini. Dolayısıyla eğitim vereceğiz. Güzel bir amfisi var. Üçüncüsü de ticaret. T, ticareti ifade ediyor. Burada da genç yatırımcılar veya yatırım yapmak isteyenler, şirket kurmak isteyenler bir daha masraf etmeyecekler. Buraya adres gösterecekler. Randevularını buraya verecekler. Toplantılarını burada yapacaklar. Dolayısıyla fazla masraf etmeden onlara bir fırsat eşitliği tanıyoruz. Ordu'da yepyeni bir, hatta bu Türkiye'de, dünyada da belki sayılı. Dolayısıyla bu merkezde herkese fırsat eşitliği sağlayarak hem para kazanmaları sağlanacak, hem düşündükleri fikirleri burada açıklayacaklar. Bunu ticarete dönüştürecekler. Bir inovasyon merkezi olacak. Dolayısıyla bu OSKİ'nin binasını şimdi biz güçlü bir çekim merkezi, güçlü bir merkez yapıyoruz.